Bugün YouTube kanalımızda sağlık haftasından dolayı Sağlık Bakanlığı'nın faaliyetlerinden dolayı bugün bir dizi hastalıklardan bahsedeceğiz. Bugün YouTube kanalımızda prostat kanseri nedir? Prostat kanseri nedenleri, belirtileri, tedavisi ve korunması ile ilgili şimdi bulunduğumuz sağlık haftasından dolayı sizler için YouTube kanalımızda prostat kanserini araştırıp derlediğimiz bilgilerle, Sağlık Bakanlığı'nın derlediğimiz bilgilerle prostat kanserini anlatacağız. Prostat, erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir. Kalın bağırsağın son kısmının önünde ve mesanenin altında yerleşmiştir. İdrar yolunu çepeçevre sarar. Sağlıklı prostat bezi gençlerde yaklaşık bir ceviz büyüklüğündedir. Yaşlanma ile birlikte büyüme eğilimindedir. Prostat bezini oluşturan hücrelerin kontrolsüz bölünmesi sonucu prostat kanseri gelişebilir. Bu kanser hücreleri zamanla prostatı terk edip başta kemikler olmak üzere başka organlara yayılabilir. Gördüğümüz gibi şeması burada. Prostat kanserinin nedenleri, prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemektedir. Yaş ilerledikçe risk artar. Birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski daha yüksektir. Beslenme alışkanlıkları doymuş yağlardan ve kırmızı etten, zengin sebze meyveden fakir bir diyet prostat kanseri riskini artırabilir. Belirtileri: prostat kanseri erken evrede hiçbir belirti vermez. Kanser dokusu büyüdükçe aşağıdaki bazı şikayetlere yol açabilir. Sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, kesik kesik idrar yapma, zor idrar yapma, ağrılı idrar yapma, kanlı idrar, kanlı meni. Bu şikayetlerinizin olması prostat kanseri olduğunuzu göstermez ama bir ipucu olabilir. Bu yakınmalardan birisi ve varsa lütfen üroloji hekiminize başvurun. Tedavisi, prostat kanserinin tedavisi. Prostat kanseri erken tanı konulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Hastalığın evresine ve özelliklerine göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Aktif izlem, prostatın tamamının ameliyatla çıkarılması veya ışın tedavisi, radyoterapi, erken evrelerde uygulanabilir. Hormon tedavisi veya kemoterapi diğer evrelerde gerekli görülebilir. Yüksek riskli hastalarda erken tedavi hayat kurtarıcıdır. Korunması, prostat kanserinden korunması. Tüm kanserlerde olduğu gibi sağlıklı beslenme alışkanlıkları prostat kanseri riskini azaltabilir. Bunun yanında birinci derecede akrabalarının arasında prostat kanseri görülen varsa siz de risk altındasınız. 40 yaşınızdan itibaren düzenli olarak üroloji hekiminize giderek muayene olun. Prostat, arkadaşlar, erkeklerin üreme organı olan testosteron diye adlandırdığımız erkek üreme salgı bezini üreten o organın adına prostat denir. Yani erkeklerin üreme salgı bezi olan spermin, meninin de dölüm üremesi için o prostat, işte ona prostat denir. İşte o prostat zamanla işte şeye oluşabilir, böyle kansere dönüşebilir. Bugün sağlık haftasından dolayı sizlere prostat kanserinden bahsettik. Tanısından, tedavisinden, belirtilerinden, korunmasından bahsettik. Hoşçakalın.